Şu anda Yağız Oto Cenk abiyle beraber debriyaj teli kopmuş bir Şahin'le gidiyoruz. Tamamen debriyaj yok. Bir de karbüratör, benzin de yok. Bir de arabada benzin de yok. Ve de isop etti. İnşallah dükkanda bulacağız inşallah. Gaz var mı peki abi? Gaza geçmiyormuş. Gaza da geçmiyormuş. Allah sonumuzu ayırsın. Şöyle Cenk abiyi de alayım. Arkadaşlar merhaba. Debriyaj pedalını da göreyim. Debriyaj pedalını göstereyim. Şu anda en dipte duruyor. Zaten gaz da yemiyor bu araba. Garip yani. Evet. Abi gazın yiyip yememesini bilmiyorum da biz sanırım dükkana gidene kadar boku yeriz herhalde. Niye? Bilmiyorum. Gaz şey benzin kokusu da geliyor. Hayırlısı olsun abi. Cümleten. Trafik de var. Çok da güzel gidiyoruz. Gidemiyoruz. Evet. Gidiyoruz ya, gidiyoruz da. Yol bir açık olsa trafik var. Evet. Cenk abi ara gazla vites nasıl değişebiliyor? Açık yolda abi. Arkadaşlar da görsün açısından. Arabanın süratlenmesi lazım. Evet. Bu süratle zor. Baksana istop ediyor. Şöyle bakalım. Araba gazlı, yalnız gazı çalışmıyor. Benzinde kullanıyoruz, benzin de yok. Debriyaj da çalışmıyor. Yok, mucize bir şekilde. Benzin var da karbüratör arızalı galiba. He. Yani benzin var gibi ama karbüratör arızalı galiba. Abi bu arabayı satıyorlar değil mi? 7.5 milyar istiyorlarmış. 90 model Şahin 7.5 milyar istiyor. İlgilenen arkadaşlarımın bilgisini. Şu anda Bağcılar Meydan semalarında geziyoruz. Sakın yol vermeyin. Evet, bu da trafikteki terbiyesiz arkadaşlarımın yol vermemesinden kaynaklanan bir istop etmeydi. Mecburen. Baksana, motorcu direkt karşımıza çıkıyor. Oğlum arabada debriyaj yok, kaçın. Işıklı tabela yaptırsaydık abi, debriyaj yok diye. Değil mi? Aslında bir tepe lambası olsaydı, sarı sarı yansaydı. Bu arabadan yalnız aşırı derecede benzin kokusu geliyor. Farkında mısın? Evet abi. İnşallah gideriz sağ salim. Valla kapıları çalışıyorsa sıkıntı yok abi. Yanarken ben çok hızlı koşuyorum. İyi kaçarım. Ben de hızlı koşuyorum eminim. O canavliyle. Yalnız abi bana genel kondisyonu düzgündür ya. Biraz. Torpto iyiymiş, fena değilmiş. Yoksa alsın. Enes'e sor. Enes mi bilmiyor. Şu anda ikiye taktık. Evet şu anda. Debriyajsız vaziyette ikiye geçelim. Kayıt alıyorum da şu anda. Geliyoruz zaten biz Osman. Yoksa alacağız artık. Yapacak bir şey. Şu anda debriyajsız vaziyette. İkiye geçirdik. İkinci viteste. Gidiyoruz. Abi şu camı açalım, öleceğiz herhalde. Aç ya. Aşırı bir kokudur ya. Sigara içelim mi? Yok, bence içmiyorum. Mercedes amblemi de çekelim. Şurada Porsche'un amblemi. Ben içeyim. Aşkımız buraya kadar. Durduğumuz zaman mecbur stop ediyoruz. Debriyaj yok. Bak ayağımı da kaldıracağım biraz sonra. Beni çekersin. Aynen bu şekilde yapacağım. Vitesi öyle takacağım. Abi bu arabanın içinde bomba falan yok değil mi? Şurada bir ışık yanıp sönüyor. Nerede abi? Şurada. Yoktur abi. O alarm.
Abi ondan sonra gazeteye masaya falan çıkmayalım. Canlı bomba, Şahin araba zaten sakat falan. Canlı bomba patlattılar Güngören'e falan gibilerinden. Yok be abi ya, esnaf. Biz yapmayız öyle şey. Biz yapmayız abi, bilmiyorum. Arabaya bindik, sağdan sonuna ışık yanıyor. O alarm alarm bir şeyler var ya. Bak ikiye takacağız hacı abi. Ayak yukarıda. Şöyle alayım. Bu sefer yemedi. Geçti. Geçti. Zor da olsa geçti. Zor da olsa geçti. Ayak aynanın kenarında. Bakın uçağı atabilecek miyiz? Abi bence 2 iyiydi. 2 gayet iyiydi. Gene 2'de devam edelim. Evet. Cenk abi ara sıra bıyıklarıyla oynuyor. Bu da endişeli gidişin şeyinden kaynaklı. Yok endişeli değil. Benim alışkanlık o. Bir şeyle düşünürken falan oynuyorum. Evet düşünüyor. Dükkana acaba gidebileceğiz mi gidemeyeceğiz mi? Gideriz gideriz Allah'ın izniyle. Buraya kadar geldik. Baksana. Bağcılardan aldık arabayı. Burada boşa sallayalım. Yavaş yavaş kaysın. Evet. En azından bundan sonraki yolumuz rampa aşağı. Rampa aşağıyı boşta değerlendiriyor. Abi senin bu site kaç kaç dakikalık video alıyor? Abi istersen 5 saatlik video at, istersen film at. Ha, yok yolu boydan boya çekiyor mu anlamıyorum. Yok çekebilirsin. Çekebilirsin. O videoyu kısa tutmak, uzun tutmak sana kalmış bir şey. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda ayağımız da burada. Yani boşta aşağıya doğru iniyoruz. Evet. Boşta aşağıya doğru iniyoruz. Şu an aşağıya inelim. Aşağıya indiğimiz zaman size göstereceğim ki o anda orada ışıklar var. Pozisyon müsait olacak mı? Yani arabayı stop edip birinci vitese takıp çalıştırabiliriz. En azından biz öyle düşünüyoruz. Tabii. Çalıştırabiliriz ama çalıştırmazsak direği ikiye atıp devam edeceğiz. Debriyajsız vaziyette. Şu anda bir avantajımız var. Sadece arabanın freni tutması. Tabii. Ya freni tutmasa zaten olmaz. Böyle gidemezsin. Debriyaj yok. Durduramıyorsun hiçbir şey. Ancak el freni ama el freni de araba viteste zorlar seni. Şimdi arkadaşlara gösterme babında şuradan şöyle bir video çekebiliriz. Ki onu bırak. Bak şimdi. Şöyle yapalım. İkiye. Taktık. Evet devam. Şu anda ikiye taktık gidiyoruz. Yok gösterme babında dediğim şöyle yapacağım abi. Hani bir izah edelim düzgün. Bak şimdi. Şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar. Debriyajınız. Debriyaj halatınız koptu. Debriyaj halatınız koptu. Aracınızda debriyaj yok. Bu araçta nasıl gideceksiniz? Evvela arkadaşlar bakın ayağımız burada. Debriyajımız zaten bizim kopuk. Şimdi bu aracı evvela bire takıyorsunuz arkadaşlar. Bire taktınız. Bire taktıktan sonra aracı çalıştırıyorsunuz. Bakın arkadaşlar aracı çalıştırdığınız zaman araç yürümeye başlar. Araç yürüyor. Belki 3'e atamazsınız, 4'e atamazsınız ama bu aracı ikiye atarsınız. Şimdi bakın. İkiye taktık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi biz ikinci viteste dükkana kadar gideceğiz arkadaşlar. Böyle ufak ufak. Müşterimiz yolda kalmış. Abi getir arabayı dedim. Ben dedi onu öyle kullanamam. Ya ben normal arabayı zor kullanıyorum diyor. O arabayı nasıl kullanacağım? Debriyaj yok. Dedim abi tamam ben gelir alırım seninle. Gittim arabayı aldım. Şimdi kendim de doluyum. Bu da biraz şoförlükle alakalı.
İyi vitesi bire bile almadan geçebildik araba. He? Aynen. Evet, şu anda gördüğünüz gibi trafik var. Ha, bu arada Sivop vurma da var galiba. Var var. Şimdi arkadaşlar, fren yaptığınız zaman araç stop eder. Korkmayın sakın stop edecek diye. Mecbur yapacağınız, yapmazsanız öndekine vurursunuz. Tekrar çalıştırırken vitesi 1'e alıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Kontağı da kapatabilirsiniz. Öndeki arabalar ilerleyince mesafeyi siz bu şekilde ayarlayın. Öndeki arabalar ilerleyince marşa bastığınızda sizin araba direkt yürüyecek zaten. Biz şimdi mesafemizi ona göre ayarlayacağız. Bakın öndeki arabalar yürümeye başladı. Marşa basıyoruz. Aracımız gitmeye başladı. Hemen vitesi çıkartıyoruz. İkiye de takıyoruz. Devam ediyoruz. Mesafenizi yine ayarlıyorsunuz bu şekilde. Mesela öndeki arabalar duruyor. Siz de fren yapıp duracaksınız. Eğer ki fren yapmazsanız araba zaten gitmeye devam eder. Fren yaptığınızda da istop olduğu için istop edecektir arkadaşlar. Bu kadar basit. Fren yaptığınız için istop edecektir. İstop ettiği zaman tekrar bir alıp kontağınızı kapatın. Önünüz açıldığı zaman tekrar marşa basın. Şimdi ben marşa basmıyorum. Öndeki araba az bir şey ilerledi, durdu çünkü. Tekrar kontağımı kapatıyorum, bekliyorum. Önümdeki mesafe açılsın, öyle gideyim. Yanlış mıyım? Ömer Usta. Doğru diyorsun abi. Mantıklı. Öyle deyince mantıklı geldi. Evet, çok sıkıldınız, bunaldınız. Trafikte de böyle kullanabilirsiniz. Sağ ayağınızı dinlendirin, sol ayağınızı dinlendirin biraz. Yalnız bu işlemi yapmanız için akünüzün biraz sağlam olması lazım. Aynen. Bir de kuvvetli olmanız lazım. Vites zor geçer. Evet. Şu anda dükkanımıza da yaklaştık. Ve dükkanımıza da geldik. Evet arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni tuşunu tıklayalım. Abone olmayı unutmayalım. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olun.